Arkadaşlar, yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz birimli oran dönüşümleri arkadaşlar. Birimli oranlarda iki çeşit soruyla karşılaşabiliriz. Birinci çeşit sorular kilometre bölü saat verilen oranı metre bölü saniyeye çevirmek. Bir de bunun tam tersi metre bölü saniye olarak verilen oranı kilometre bölü saat oranına çevirme sorular var arkadaşlar. Burada temel olarak iki şeyi çok iyi bilmeliyiz. 1 kilometre 1000 metredir. 1 saatte 60 dakikadır ama 60 tane 60 saniye yani 3600 saniyedir. Bu dönüşümleri iyi bileceğiz. Şimdi örnek 36 kilometre bölü saat demek. Önceki konuda da hatırlayın. 36 kilometre bölü 1 saat demek arkadaşlar. 36 kilometreyi metreye çevirmek için 1000 ile çarparız. 36.000 metre olur. 1 saati de saniyeye çeviririz. 3600 saniye. 36.000 metre bölü 3600 saniyeyi de sadeleştirdiğimizde bakın 3600 sıfırlar bakın iki tane sıfır götürmüş. 36 ile de 36 sadeleştirince yukarıda 10 kalmış. 10 metre bölü saniyeye dönüşmüş arkadaşlar. Bir de tam tersi var. 20 metre bölü saniye, 20 metre bölü 1 saniye arkadaşlar. Paydayı 1 saat yapabilmek için 3600 saniyeye çevirmemiz lazım. Onun için payı ve paydayı yani bir kesirin payını ve paydasını 3600 ile çarparsak kesir değeri değişmez arkadaşlar. İşte 3600 ile payı da çarpmış 72.000 metre. Paydayı da çarpmış 3600 saniye. 72.000 metre 3 sıfır silersek 72 kilometre. 3600 saniye 1 saat. 72 kilometre bölü 1 saat. Yani 72 kilometre bölü saat olmuş. Aşağıda verilen oranları metre bölü saniye olarak ifade ediniz diyor. Bakın 108 kilometre bölü saat. 108 kilometre bölü 1 saat. Arkadaşlar 108 kilometre 3 sıfır atarak metreye çeviririm. 1 saati de 3600 saniye şeklinde çeviririm arkadaşlar. Bundan sonra yapmam gereken sadeleştirmek. Bakın 2 sıfır sildim. 1080'i de 36'ya bölersem 3 kere var. Bakın arkadaşlar sıfırı da çevirdim. 30 metre bölü saniye oldu arkadaşlar cevabımız. Kilometreyi metreye, saati saniyeye çeviriyorsun. Sonra istiyorsan payı paydaya bölerek hızı, sürati metre bölü saniye olarak hesaplıyorsun. 72 kilometre bölü saat. Bakın 72.000 metre bölü 1 saat. Ya da şöyle yazayım. 72 kilometre bölü 1 saat deriz. 72.000 metre 1 saat yerine de 3600 saniye yazdım arkadaşlar. Sadeleştirirsek bakın 36, 72 iki kere var. Ne olacaktır? 20 metre bölü saniye olacaktır cevabımız arkadaşlar. C şıkkı. 144 kilometre bölü saat. 144 kilometre yerine 144.000 metre. 1 saat yerine 3600 saniye yaptım. Ondan sonra pay diye bölersin. 40 metre bölü saniye çıkar arkadaşlar. Bölerken de sıfırları karşılıklı silersen daha kolay bölme yapmış olursun. Yani 1440'ı 36'ya bölersin. 4 kere var. Şu sıfırda buraya aktarsın. 40 metre bölü saniye çıkar. 36 kilometre bölü saat. 36.000 metre bölü 3600 saniye olur. Sadeleştirirseniz 10 metre bölü saniye olur. 180 kilometre bölü saat. 180 kilometre bölü 1 saat. 180.000 metre bölü 3600 saniye. Bakın sıfırları karşılıklı silersiniz. 1800 bölü 36'dan 50 metre bölü saniye çıkar cevabımız. Aşağıda verilen oranları metre bölü saniyeden kilometre bölü saate çeviriniz diyor arkadaşlar. Bakın burada dikkatinizi çekerim. 5 metre bölü 1 saniye. Ne yapacağız? Paydasını 3600 saniye yapacağız. Yani 1 saat yapacağız. Bunun için payı ve paydayı
3600 de çarpmak lazım arkadaşlar. 3600 de 5'i çarparsak 36 çarpı 5 180. 2 sıfır daha atarsam 18.000 metre olur arkadaşlar. 3 sıfırını silerek kilometre. Bu da zaten 1 saat. 18 bölü 1 saat 18 kilometre bölü saat olmuş. 10 metre bölü saniye bakın. 10 metre bölü 1 saniye. 3600 ile payı ve paydayı genişletirsem 36.000 metre bölü 3600 saniye. 36 kilometre bölü 1 saate dönüşür. 36'yı 1'e bölersek 36 kilometre bölü saat olur. 3. Bakalım atlama olmasın. Evet. 3. Saatteki hızı 144 kilometre olan, yani 1 saatte 144 kilometre yol giden bir aracın saniyedeki hızı, yani metre bölü saniye. Bunu istiyor. 144'ü 144'ün yanına 3 sıfır atarak metreye. 1 saat yerine de 3600 saniye yazdığımda, bakın arkadaşlar sıfırları karşılıklı siliyorum. Neye dönüşüyor? 1440 bölü 36 oluyor. Onu da bölerseniz 40 metre bölü saniye oluyor arkadaşlar. 4. Saatteki hızı 288 kilometre. 288 kilometre neyin karşılığı? 1 saat. 288'e 3 sıfır atarsam metreye dönüşür. 1 saat yerine 3600 saniye yazarsam saniyedeki hızı, yani metre bölü saniye dönüşür. Bakın sıfırları silersem 2880 bölü 36 haline geliyor. 2'nin içinde 36 yok. 28'in içinde yok. 288'in içinde. Sonu 8 ile bittiğine göre 6 kere 8 48. Elde var 4. 3 kere 8 24. 4 daha 28. Bakın şu sıfırı da geçirince 80 metre bölü saniye oluyor süratimiz arkadaşlar. 5. Bir araç sabit hızla 540 kilometrelik yolu 3 saatte gitmiştir. Bakın 540 kilometrelik yolu 3 saatte gitmiştir. Buna göre bu aracın saniyedeki hızı kaç metredir diyor. Bakın 540 kilometreye 3 sıfır atarak metre. 3 saat 3 tane 3600. 3600 ile 3'ü çarparsak 0 0 3 kere 6 18 elde var 1 3 kere 3 9 10. Şunu silersem 7 saniye oldu arkadaşlar. İşlemi kolaylaştırmak için sıfırları siliyorum. 5400 bölü 108 haline geldi. 5400'ün içinde 5 kere var. 540'ın içinde 5 kere var. Arkadaşlar şu sıfırı da geçirdiğimde 50 metre bölü saniye olmuş oluyor cevabım. 6. Bir kamyon sabit hızla 360 kilometrelik yolu 5 saatte gitmiş. 360 kilometrelik yolu 5 saatte gitmiştir. İstersem şu 360'ı 5'e bölerek 72 kilometre bölü saate çevirebilirim. Böyle de yapabilirim. 72 kilometre yerine 72.000 metre, 1 saat yerine 3600 saniye yaparsam, bakın sıfırları karşılıklı sildim. 720'yi 36'ya bölersek 20 metre bölü saniye olacaktır süratimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu konu tamamen fen bilgisini desteklemek üzerine kurulmuş bir ders arkadaşlar. 7. Bir tır sabit hızla 402 kilometrelik yolu 3 saatte gitmiştir diyor. 432'yi 3'e bölerek 1 saatin karşılığını bulabiliriz. 432'yi 3'e bölersek 1 kere var. Bakın 13'te 4 kere var. 3 kere 4 12. 12 de gene 4. Yani 144 kilometre bölü 1 saat. Evet. Bizden 9 saniyede kaç metre? Yani metre bölü saniye. 144 3 sıfır attım. 3600 saniyede. Sıfırları silersem
Bakın 40 metre bölü saniye. Ne demek? 1 saniyede 40 metre. 1 saniyede 40 metre gider demek. O zaman 9 saniyede 9 kere 40 360 metre ne yapacaktır? Bu araç gidecektir arkadaşlar. Metre bölü saniyeye çevirdik sonra. 1 saniyenin karşılığı 40 metre olduğuna göre 9 saniyede 9 tane 40, 9 kere 40 360 metre oldu. 8. Saniyedeki hızı 6 metre. Bakın 1 saniyede 6 metre olan bir aracın saatteki hızı diyor. Bakın ne yapmalıyım? 3600 ile genişletmeliyim ki paydası 1 saate dönüşsün arkadaşlar. 36 ile 6'yı çarparsak 216 kilometre metre oldu arkadaşlar. Pardon. Geri alayım. Şurası metredir arkadaşlar. Saatteki hızı kaç kilometredir dediği için bunu kilometreye çevireceğim. Kilometreye çevirirken 1000'e bölmem lazım. 1, 2, 3,3 kayarsa şöyle gelecek. 21,6 kilometre bölü 1 saat olacaktır. Yani 21,6 kilometre bölü saat olacaktır. Sürati. Yukarı çıkarken bölüyorduk. Aşağı inerken çarpıyorduk. Hatırlayın. Metreyi kilometreye çevirirken. 9. Saniyedeki hızı 10 metre. Bakın 1 saniyede 10 metre yol alan bir aracın saatteki hızı kaç kilometredir diyor. Bakın şurayı 3600 saniye yapabilmem için payını da paydasını da 3600 ile genişletmem lazım. 3600 çarpı 10 36.000 oldu. Buradan 36.000'i 3 sıfırını silersem 36 kilometre. Bu da zaten 1 saat. 36 bölü 1 36 olacaktır. Sürati arkadaşlar. Saatteki hızı 36. Yani 1 saatte 36 kilometre gidiyormuş. 10. Bir bisikletli sabit hızla 100 metrelik mesafeyi 100 metreyi 20 saniyede gitmiştir. Bu bisikletlinin saatteki hızı. Yani burayı gene 3600 saniye yapmam lazım. Bakın 20'yi bunu yapmak için 18 değil mi? Yani 180 ile çarpmak yeterlidir. Değil mi? 180 çarpı 100 çok kolay arkadaşlar. 2 sıfır atarsın. Buradan 3 sıfır sildin mi kilometreye dönüşür. Burası da zaten 1 saat. Yani 1 saatte 18 kilometre. Ama saatteki hızı kaç metredir diyor. Pardon arkadaşlar. Geri alalım. Böyle bir işleme gerek yok. Zaten bize metre olarak soruyor. Yani 180 bin o pardon 18 bin bir saatteki hızı. Saatteki hızı kaç metredir diyor. 18 bin oluyor arkadaşlar. Cevabımız 18 bin metre bölü saat olması lazım arkadaşlar. Saatteki hızı kaç metredir diyor. Kilometredir demediği için. Burada bir hata yapmış kitap. 11. Bir bisikletli sabit hızla 50 metrelik mesafeyi 5 saniyede gitmiştir. Bakın 1 saatte kaç kilometre gitmiştir? 1 saat çevirmek için gene 3600 yapmam lazım. 3600'ü 5'e bölerek kaçla genişletmem gerektiğini bulurum. Bakın 10 sıfırı da geçti. 720 ile genişletmem gerekiyor. 720 ile 5'i çarpacak. 3600. Bir de sıfır attım. Arkadaşlar bunun 3 sıfırını silerek 36 kilometreye çevirdim. Bu da zaten 1 saat oldu. 36 bölü 1 36 oldu arkadaşlar cevabımız. 1 saatte kaç kilometre yol gitmiştir? 1 saatte 36 kilometre gitmiştir. 12. Bir bisikletli sabit hızla 75 metrelik mesafeyi 25 saniyede gitmiştir. İstersem 75'i 25'e bölerek 3 metre bölü 1 saniye haline getirebilirim canım istiyorsa. Peki diyor ki bu bisikletli 2 saatte
Yani 2 saat nedir? 7200 saniyedir. Yani bunu 7200 ile genişleteyim ki 2 saat haline gelsin. 7200 ile 3'ü çarparsak 216 metre olur. Evet, 2 saatte kaç metre yol gitmiştir diyor. Bakın 21600 metre bölü 2 saattir. Yani 21600 metre olacaktır cevabımız 2 saatin karşılığı arkadaşlar. 7200'de genişlettik ki 2 saat karşılığı olsun arkadaşlar. Dersimiz burada bitti arkadaşlar.